Merhabalar arkadaşlar, bir resmi transfer videosuyla karşınızdayım. Bu videodaki ismimiz Alanyaspor'un yeni transferi Yasin Bamu. Evet, resmi transferi Alanyaspor'un kamu aydınlatma platformuna beyan ettiler, bildirdiler ve artık Bamu Alanyaspor forması giyecek 2019-2020 sezonunda. Biz de oyuncunun ilk önce 2018-2019 özelliklerine bakacağız. Ajax Scout raporlarını alacağız. Daha sonra Efe Müttör mevcut ve potansiyel yetenek rakamlarını inceledikten sonra kısa bir kariyer geçmişine bakacağız arkadaşlar. Evet, Bamu Kayen, Fransa'da Kayen takımının formasını giydi 2018-2019'da. Faslı oyuncu 26 yaşında, 11.9.1991 doğumlu, artık ona 27-28 yaşında diyebiliriz. 7 kez Fas milli takım formasını giyip bir gol atmış durumda. Sözleşmesi 1.9 milyon euro. Piyasa bedeli var ve 30.06.2022 tarihine kadar 359 bin euro kazanıyor arkadaşlar. Evet, rol ve görev dağılımına gelelim. Evet, en verimli olduğu yer kanat oyuncusu destek arkadaşlar. Yasin Bamu'nun sağ kanat oyuncusu destek mevkinde oynayabiliyor. Ofansif orta saha ve sol kanat forvet mevkinde de oynama imkanı sunuyor profil bize. Ama biz onu en verimli olduğu mevkide, yani sağ kanat oyuncusu destek rol ve görevinde değerlendireceğiz. Boy 1.88, ağırlık 79. Gerçekten güçlü bir fizik gücü olduğunu gösteriyor bu bize. Kullandığı ayak sağ, kişilik dengeli, medya gözünde kanat oyuncusu, kalecilik becerisi 3. Evet, gelelim fiziksel özelliklerine. Çeviklik 14, dayanıklılık 13, denge 15, güç 14, hız 13, hızlanma 12, vücut zindeliği 13, sıçrama 14. Gayet iyi rakamlar ama bir kanat oyuncusu olarak sanki bir hızlanması bir tık daha iyi olsaydı çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Onun dışında gerçekten Alanyaspor için gayet iyi fiziksel özellikler demek mümkün. Zihinsele gelelim. Agresiflik 10, cesaret 11, çalışkanlık 14. Evet, çalışkan bir kanat oyuncusu. Karar alma 12, karar kararlılık 14, konsantrasyon 3, liderlik 10, ön seviye 12, özel yetenek 12, pozisyon alma 13, soğukkanlılık 12, takım oyunu 14, topsuz alan 12, vizyon 13. Gayet yeterli arkadaşlar. Çalışkanlığı ve takım oyunu üst düzey olan bir kanat oyuncusu. Diğer özelliklerinden de hepsinden olduğunu görüyoruz. Çok mu iyi? Çok çok iyi değil ama vasatta değil, iyi seviyede zihinsel özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün Yasin Bamu'nun. Tekniğe gelelim. Evet, teknik 13, pas 12, dribling 13, bitiricilik 12, kafa vuruşu 13. Kafa vuruşu gerçekten çok güçlü. İlk kontrol 11, orta yapma 11, uzaktan şut 10, top kapma 7. Driblingi birazcık daha üste taşıyabilseydi şöyle 14-15 çok iyiydi. Onun dışında bence teknik ve pasında yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani profile genel anlamda baktığımızda Alanyaspor için mantıklı bir transfer hamlesi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok takım oyununa sahip bir kanat oyuncusu ki günümüzde böyle oyuncular az bulunuyor. Yani fizikselde bir hızlanma, bir de teknikte dribling birazcık da bir tık daha yüksek olsaydı çok daha iyi bir profil derdim ama hiç fena olmayan bir profille yine karşı karşıyayız. Gerçekten başarılı bir transfer hamlesi olarak görüyorum Yasin Bamu'yu. Bakalım Ajax scoutları ne demişler arkadaşlar. Şu an Eredivisie seviyesinde gayet iyi oynuyor. Bamu'nun yetenekleri hakkında bazı kuşkular var ve büyük ihtimalle piyasada daha iyi seçenekler bulunabilir. Tabii şimdi Ajax'la Alanyaspor'un statüsünü bir noktaya koymayalım. Buna rağmen gayet iyi oynar demişler Eredivisie seviyesinde Bamu için ama teknik ekibi olumsuz referansta bulunmuşlar. Mevcut yetenek 2.5, potansiyel yetenek 2.5 demişler arkadaşlar. Eksi olarak dil öğrenmesi gerekiyor. Bamu bir arkadaş grubuna kolayca dahil olabilecek biri değil demiş Ajax Scott'ları. Artılar. Evet, dengesi iyi. Dengeli ve normal bir karakteri var. Başka bir ülkede yaşamaya adapte olabilir. İstikrarlı bir oyuncu sayılır. Vücut ve dayanıklılığı sayesinde iyi bir atletik oyuncu. Gerçekten iyi bir atletik oyuncu arkadaşlar. Birden fazla mevkide oynayabiliyor. Oyuncu sağ kanat pozisyonu için eğitilebilir demiş. Aslında artıları eksilerinden çok çok daha fazla ama yine de olumsuz referansta bulmuşlar Bamu ile ilgili olarak. Bakalım Efe Meditör rakamlarına. 119-126 rakamlara baktığımızda hemen hemen artık gelişimini tamamlamış diyor Efe Meditör oyuncunun bize. Ki gayet Alanyaspor için gayet yeterli rakamlar arkadaşlar. Gayet iyi rakamlar. Yani potansiyel yetenek 126, mevcut yetenek 119'un Alanyaspor, yani ya da şöyle diyelim Anadolu takımları için çok ideal bir rakamlar olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir transfer hamlesi. Başarılı bir transfer hamlesi. Alanya bu sezon aldığı iki Yunan da iyiydi. Bu da fena değil. Çok can yakar Alanya bu sezon. Kariyerine bakalım. Evet, 2012-2013'te Evry takımından Nantes çıkmış. Nantes'a bedelsiz giriyor. Oradan Van der Luchon'a kiralanıyor. Nantes'a geri dönüyor arkadaşlar. Nantes'te 2014-2015 26 maç 4 gol. 2015-2016 32 maç 4 gol. Bunların hepsini Lig 1'de yapıyor. 2016-2017 32 maç 4 gol. 2017-2018'de 16 maç 3 gol atıyor ve 2 milyon euro bonservis bedeliyle Kayen'e gidiyor. Kayen'de de bu sezon arkadaşlar iyi bir performans sergiledi genel itibariyle. 28 maçta 3 gol, 4 asistlik bir performans var. Gayet iyi rakamlar.
Evet, Alanyaspor'un yeni transferi Yasun Bamu'yu inceledik arkadaşlar. Şahsi görüşüm hızlı ama driblingde birazcık daha iyi olsaydı çok daha iyi bilir diyebilirdim ama gerçekten her şeyin, her özellikten hemen hemen olduğu bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Özellikle çok çalışkan, fizik gücü yüksek, atletik bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Ben Alanyaspor'a çok güç katacağını, ki Türkiye Ligi'nin fiziksel bir lig olduğunu göz önünde bulundurursak, Alanyaspor'a çok yararlı olacağını düşünüyorum. Faslı oyuncu Yasin Bamu'nun açıkçası hayırlı uğurlu olsun Alanyaspor'a. Bize de zevkle takip etmek düşer. Evet arkadaşlar, bir resmi transfer videosunun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kariyer hikayelerimiz devam edecek ve farklı konseptlerdeki videolarla karşınızda olmaya çalışacağım. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.